Enes bin Nalik bize bahsediyor. Diyor ki bir gün Medine'de Yahudi bir çocuk vardı diyor. Bu Yahudi çocuğun çok hasta olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gitti diyor. Efendimiz Aleyhisselam da hemen koşup yanına gidiyor Yahudi çocuğun. Ona hemen imanı telkin ediyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Çocuk nefes nefese can verdi verecek. Dönüp babasına bakıyor Yahudi çocuk. Babası da diyor ki, bak çok enteresan ha, Yahudi bir baba. Oğlum Ebul Kasım'ı dinle diyor. Ebul Kasım yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çocuk dinliyor. Orada şehadet getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam dışarı çıkmış. Hem gözü yaşlı hem de üstünde bir mutluluk var. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki şu yavrucağı cehennemden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun diyor. Biraz vakit geçtikten sonra yine benzer bir olay yaşanıyor. Bir Yahudi çocuğun haberi geliyor. Yine böyle ölüm döşeğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tam kapısına varacak ki görüyor çocuğun cenazesi kapıdan çıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Yetişemedik, yazık oldu diyor. Çok üzülüyor. Alemlere rahmet olarak gelmiş. İnsanlara cennet yolunu açmaya gelmiş bir cümle ediyor. Çok üzülüyor, yetişemedik diyor. Ne kadar çok insan kayıp gidiyor, yetişemiyoruz biliyor musunuz? Elime geçen rakamlar doğruysa eğer, dakikada 107 insan vefat edip gidiyor. Dakikada. Bakın bir dakika. Yani şuradan birkaç adım atsak, şu dördüncü kattan birinci kata insek belki bir dakikada 107 insan elimizden kayıp gidiyor. Bu saatte 6420 insan yapıyor. Şimdi mesela birazdan ders işleyeceğiz. Derse başlayıp bitireceğiz. Dersi bitirdikten sonra 6500 insan ki belki birçokları bu hakikatlerin hiçbirisini duymamış da olabilir. Bu kadar insan her gün elimizden kayıp gidiyor ama aynı ızdırap onların yolundan gitmeye çalışan aynı gönüllerde olur. Bizim gönüllerimizde de eyvah yetişemedik ızdırabı var mı? Yoksa hala şeytanın aldatıcı illüzyonları içerisinde bir ömür mü geçiyor? Dünya öyle öyle. Matrix'te yazılım var ya 0110 diye yazılım yapıyor, ayrı bir evren oluşturuyor. Ayrı bir dünya oluşuyor. Aynı Matrix filmi gibi yani. İşlerin, güçlerin, etrafında gördüklerin bugün yazılımda var, yarın hepsi siliniyor. Yani bu illüzyonlara aldanıp yetişemedik, eyvah yazık oldu denilen temel mana gündemimizden kaçıyor mu yoksa? Kaçımız bunun ızdırabındayız. Bunun ızdırabı sadece insani ve ahlaki değerlere bakan bir ızdırap mı sizce? Hayır, hayır, hayır. Bunun hiç hesaba katmadığımız ayrı bir ızdırabı daha var. Hepimiz teker teker hesap vereceğiz. Allah verdiği ömür sermayesini uygun bir şekilde kullandık mı diye o mahşer günü geldiğinde annelerinin kucaklarındaki çocukları düşürecekleri o gün geldiğinde anaların evlatlarını tanımadığı o gün geldiğinde hepimize sana verdiğim sermaye bir Musab gibi yürümen içindi, bir Zübeyir bin Avvam gibi yürümen içindi, bir Talha bin Übeydullah gibi yürümen içindi. Sen bu sermayeyi nerelerde çarçur ettin diye çatır çatır hesap vereceğiz. İşin bir de bu kısmı var değil mi? Biz küçük meselelerin peşinde koşup giderken, biraz daha rahatımıza rahat katma niyetindeyken, gezmemize gezme katma niyetindeyken, eşyamıza eşya katma niyetindeyken, elimizden kayıp giden kim varsa hepsinin hesabını vereceğiz. Ve biliyor musunuz bu kayıp gitmeler sadece şurada bir şeyler anlatmakla veyahut bir tane kitap yazmakla engelleniyor mu? Öyle olacaksa yazalım yazalım kitapları bitirelim kapatalım burayı. Öyle değil, öyle değil. Yetişmek demek sadece konuşmak demek değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını idrak edip anlayıp aynı onun hayatı seniyesi ölçüsünde bir sistem kurmak demektir. Yoksa sokakta adamı görmüşsün, o günde içinden gelmiş, bir şeyler anlatmışsın, adam da seni iki alkışlamış, ücretini de peşin almışsın, ahirete de bir şey bırakmamışsın. Bu mudur yetişmek? Bu mudur? Böyleyse yer kapatalım medreseleri, değil mi? Osmanlı ecdat böyle mi yapmış ha? Onların bu işi tevarüs ettiği sahabe efendilerimiz böyle mi yapmış? Bakalım nasıl yapacaklar şimdi? Biz gerçekten bu işin temel esprisini tam anlayamıyoruz. 93 yaşında Ebu Eyyub Hazretleri
neden İstanbul'a kadar gelip de bizim imanımıza, atalarımızın imanına yetişmeye çalışmış, değil mi? Bak, bir düşünsene ya. Hangi insan Medine'den mahrum kalmak ister, öyle mi? Hangi insan Medine'yi bırakır da ezansız diyarlara gider, öyle mi? Şimdiki konuşmalar nasıl? Hep öyle oluyor, değil mi? Ya diyor, bir umreye gittim, bir de içim rahatladı diyor. Devamı o kadar. Koskoca hayatlardan aldığın tek şey onların umre yapmaları mı? Tek cımbızla çektiğin o kadar mı? O kadar. Bitti işte. Mana dediğim burada. Kapandı gitti. İbadet deyince de aklımıza ne geliyor? Namaz, oruç geliyor. Günah deyince ne geliyor? İçki, kumar geliyor. Bitti mi İslam? Bitti. Şu yaptığımız İslam'a yapılabilecek. Yani birileri üstünde çalışsa, İslam'a ne yapılmak istendi dese, bunu yapılmak istenir. Sevap diye 2-3 şeyi al, günah diye 2-3 şeyi al, sık İslam'ın gırtlağını, at bir köşeye bitsin. Birileri bu İslam'a çalışma yapmak istese, emin olun tam böyle yapmak isterdi. Biz de maalesef ona yardımcı oluyoruz, evet. Küçük işlerin peşinde koştuğumuzdan, aslı iman olan meseleyi sürekli es geçiyoruz. Bazen bu dersleri yapıyoruz, anlatıyoruz imanın önemini. Bir de iman olduktan sonra yürünecek yolun ne olduğunu anlamanın yolu nedir? Sahabe hayatları. Bunu anlatıyoruz. Tam iniyorsun kürsüden, aşkla, şevkle diyorsun ki acaba birileri daha bu meseleyi anladı mı? Çünkü davanı anlatıyorsun, birileri omuz olsun diye anlatıyorsun. Tam o esnada biri gelip ne diyor? Acaba diyor, şu hoca hakkında ne düşünüyorsunuz, değil mi? Ya ben şöyle düşünsem sana ne, böyle düşünsem sana ne? Başkası ne diyor? Acaba diyor, bu cariye meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor, değil mi? Sen ne yapacaksın mesela, cariye ile ilgili eline bilgi geçti. Ümmetin kızları da Orta Doğu'da cariye olmuş durumda. Sana ne cariye meselesinden? İnsanın gerçekten başını duvarlara vurası geliyor bunları işitip duyunca. Yani işin temel esprisi nerede? Bizim oyalanmalarımız nerede? Biz işte doğru yolu bulamadığımızdan şeytan bize rahat rahat musallat oluyor. Bir de nasıl musallat oluyor biliyor musun? Bak seninle şimdi Müslümancılık oynayacağız, rahat ol diyor. Bir de adamın içi yalandan rahatlıyor. Allah Allah. Şimdi bir insan içkiyle aldansa onun çözümü kolay. Kardeş bu haram. Adam da birkaç dönem sonra yola geliyor. Bir adam kumarla aldansa var mı kumara kılıf bulan yani? Adam iki yapıyor, üç yapıyor. Ondan sonra aldanması geçiyor. Ya haklıymışsınız. Durum böyleymiş. Peki bir adam Allah'la aldanırsa nasıl ayıtlayacaksın o adamı? O adam kendisine göre zaten Allah'ın yolunu tutmuş gidiyor. Ama şimdi okuduğumuz sahabe hayatlarında o adamın yolu hiç o yola gözükmüyor yani, değil mi? Bir de böyle bir oyun çıktı, Müslümancılık diye yani. Böyle biraz bağıralım, çağıralım, Twitter'dan yazalım ama ne yaşantımız, ne hayatım. Ya Twitter'dan büyük büyük sloganlar yazan insanların iki tane komşunun imanına yetişmek için bir organizasyona vaktim yetmiyor demesi, bundan daha büyük abes bir durum olabilir mi? Mümkün değil. Allah Allah. Asıl sorumluluğumuz aslında bize ağır geliyor. Biz de o asıl sorumluluğu yapmamak için bunlarla oyalanıyoruz. Öyle öyle bak. Şimdi birazdan sahabe hayatı okuyacağız. Talha İbni Ubeydullah'ın hayatını birlikte ortaya koyup değerlendireceğiz. Asıl sorumluluk o mu? Yoksa bizim oyalandıklarımız mı? Ya ben de her yıl bir umre ziyareti yapmadan rahat etmem. Bak. Ya da ne olur adam işe dalmış böyle, değil mi? Para üstüne para katıyor. Şu paranın ileride kazandığım şuyuyla da şunu vereceğim. E sen var olandan vermemişsin. İlerideki sözüne nasıl güveneceğiz? Ha? Bak. Hep aldanmalar bunlar. Şeytan böyle araftaki insanları çok sever. Şeytan sahabe yolundaki gibi kararı ciddi olan adamlarla uğraştığında sadece imanına iman katar. Ama şeytan böyle araftaki insanları, sürekli Allah'la kendini aldatmaya çalışan insanları avlamayı çok sever. Parayla aldatır, makamla aldatır, şöhretle aldatır. Öyle öyle. Bir gün cenazeye gitti bir tanesi. Diyor ki ben öldüğümde de bu kadar kalabalık olur mu diyor. Bu cahiliye adeti ha. Efendimiz Aleyhisselam cahiliyenin bir döneminde kabir ziyaretini yasaklıyor. Niye? Niye yasaklıyor? Çünkü o dönemin o cahiliye toplumunda kavimler birbirini kabristana götürüyor. Diyor ki bak benim dedelerim bu kadar kalabalıktı. Seninkiler ne kadar kalabalık diyor bak. Yani neyle övünüyor orada? Kalabalıkla övünüyor. Şimdi bu da aynısı değil mi? Bu da modern cahiliyesi. Diyor ki acaba ben öldükten sonra ebe ahmak adam sen bu imanı anlayamadıktan sonra öldükten sonra yedi düvel senin cenazene gelse sana ne faydası var? Şeytan bizi böyle arafta nasıl da kandırıyor değil mi? Bir şey yaptık zannediyoruz. Bir de onu dilimize doluyor ki bir de ucup günaha gelsin değil mi? Ameli güvenmek nedir? Ucuptur, gururdur. Allah beni zaten bu yaptıklarımla cennete alır demek nedir? Ucuptur, gururdur. Yani bu bir haramdır. Haram, günahtır, günah. Bir de oradan vuruyor seni, yaptıklarını böyle dizdiriyor, anlattırıyor. Şimdi Allah aşkına şu benim anlattıklarıma bakın, birazdan okuyacağımız sahabe hayatına bakın ama biz bunları biliyoruz aslında, ben bilmediğiniz bir şey de anlatmayacağım. Kaçıncı sahabe efendimizin hayatı? Şöyle üst üste koyun, aynı şablon mu? Aynı şablon. Başroller farklı, biraz yaşadıkları farklı ama kalp ritimleri hep aynı, hiç değişmemiş.
Şimdi bizim neden böyle işimize geliyor biliyor musun? Biz şuna alışmışız. Bak bak. Hep şuna alışmışız ha. Yangın var. Bağırmaya alışmışız. Öyle olmuyor mu Allah aşkına? Masaya oturuyorsun. Hocam diyor bu ümmetin gençleri. Allah Allah. Ne diyor yani? Yangın var diyor. Ya şu yeni gelen nesil. Hiç memnun değilim diyor bak. Sen çok düzgünsün. Ne diyor? Yangın var diyor. Bağırıyor. Yangın konuşarak sönüyor mu? Ha? Sönüyor mu? Hadi çıkarın bir ateş bağıralım yangın var diye. Sönüyor mu öyle? Yangın konuşarak söndürülmez dostum. Yangın su taşıyarak söndürülür. Öyle mi? Öyle. Ama adam nefse tapınca, kendini sevince o zahmete girmeyi. Bak bir türlü anlayamıyoruz. Bak gerçekten bunları anlamanın adı iman. La ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne hafeyn. İki tane rahatlığı, emniyeti veyahut iki tane korkuyu aynı anda vermeyeceğim diyor. Şimdi bu dünyada kapılar açılmış mı? Hadi sahabe gibi yoluma koşun. Açıldı mı kapı? Açıldı. Açıldı değil mi? Uykusuz kalacaksın değil mi? Gözyaşlarıyla secdeni ıslatacaksın. Nasıl yetişirim diyeceksin. Her fırsatı değerlendireceksin bak. Sen o kapıdan girmiyorsun sürekli diyorsun ki evde bu işim var, işte bu işim var. Ben şu tatile çıkmadan nasıl yaparım? Neyi seçtin? Rahatı seçtin. Şimdi az önceki hadise göre burada rahat varsa ahirette rahat yok. Bak öyle diyor. La acmeu beyne emneyn ve la acmeu beyne hafeyn. İki emniyeti veyahut iki korkuyu aynı anda vermeyeceğim diyor. Burada seçtin mi rahatı? Seçtin. Şimdi kendinize vurun ha. Sağda solda Mahmud Emmi'ye gitmesin aklımız. Kendimize vuralım yani. Şimdi açıldı mı kapı? Bu dersi dinliyorsan açılmış. Şu kapının önünden geçip şu çay içtiysen açılmış demek ki yani. Öyle ya da böyle. Allah için ne yapabilirim? Mücadelesinin kapısı açılmış. Şimdi bir insan bunları duymasına rağmen duymamış gibi, görmesine rağmen görmemiş gibi, işitmesine rağmen işitmemiş gibi davranır hala. Ben evimin ranzamın rahatı, çocuğumun okulu, şuyu buyu, ona bir de benim ufaklık var, ona bir tane daha ev katayım, bir de kızım var, ona bir tane daha ev katayım. Ne yapıyor biliyor musun? Hazreti Ebu Bekirlerin, Hazreti Ömerlerin yolu açılmış bir yanda. Öteki yanda ne oluyor? Nefsin putlaşmış öteki yolu. Ya akıl almıyor değil mi bak? Bir yanda dilimizden düşmeyen Ömerlerin, Ebu Bekirlerin yolu açılmış. Öteki yanda ne var? Hala böyle zaruri zandığımız. Hiçbiri zaruri değil ya. Hangisi zaruri? Gitti bir tane vurdu araba, kırıldı belin. Yok mu? Her gün kaç tane duyuyoruz? Yattın yatakta 10 ay. Ne oldu? Ne oldu? Neyin eksildi? Hepsi vesvese, vesvese. Altı bomboş vesvese. Ya şurada da tatile çıkmasam bunalıma girerim. Ne oluyor? Covid oldu, 2 yıl evde kapandık. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Ne oldu? Hep vesvese altı. Allah zaten olmayacağını göstermek için rahmet babında gönderiyor onları da. Hakikatini görene. Biz anca ne yapıyoruz? Bağırıyoruz. Yangın var. Öyle oluyor mu ya? Yangın konuşarak söndürülmez dostum. Yangın su taşıyarak söndürülür. Şimdi bakalım suyu nasıl taşımış? Hı? Talha bin Übeydullah Etteymi. Bak bakalım nasıl taşımış? Bir de kendine bak yani. İsim neydi dostum senin? Ahmet. Şimdi bak bu hayattan şablon çıkarıp kendine vurmazsan bunun bir önemi yok Ahmet. Bu şablonu çıkaracaksın. Kendi takıntılarını da ortaya çıkaracaksın. Sen de onu yapacaksın, ben de onu yapacağım. Şimdi ben nerede yanlış yapıyorum arkadaş demedikten sonra ne oluyor biliyor musun? Bir de bununla avunuyoruz. Geçen de bir sahabe hayatı dinledim. Hani öyle dinlemekle konuşmakla sönmüyor dedik yangın. Sönüyor mu öyle? Yangın var, sönmüyor değil mi? Şimdi sen bu şablonu alıp kendi hayatına bakıp, öyle değil mi? Yırtık döküyoruz değil mi? Ruhumuz berbat oldu. O yırtıkları dikmeye çalışmazsan boş olmuş kardeş. Boş, boş. Vaktini heba etmişsin. Kendine vuramadıktan sonra ne önemi var? Bunu alıyorsun başka masaya, onu alıyorsun başka masaya. Herkes bağırdıktan sonra yangın mı sönüyor? Buyurun bütün dünya bağlarım yangın var diye. Sönüyor mu yangın? Yangın konuşarak söndürülmez. Yangın su taşıyarak söndürülür. Kendimize dinleyelim inşallah. Evet. Talha bin Übeydullah Etteymi. Tarihçi hayatı. Kendisi Teymoğullarındandır. Bu Teymoğulları kan davalarında veyahut cinayetlerde biraz hakemlik eden, hukuku sağlayan ve ceza yaptırımını takip eden bir kabiledir. Görevleri o. Teymoğullarının görevi o. Peki ben Teymoğulları dediğimde aklınıza gelen birisi var mı? Hazreti Ebu Bekir. Evet, Hazreti Ebu Bekir de Teymoğullarındandır. O yüzden birbirlerine amca oğlu nazarıyla bakarlar. Yani Hazreti Talha ile Hazreti Ebu Bekir birbirine amca oğlu nazarıyla bakmaktadırlar. Babası Ubeydullah bin Osman İbni Kab, kendisi İslam'ı tanımadan vefat etmiştir. Yani İslam'a yetişemeden. Annesi Sabe binti Abdullah el-Hadremi, bu Hadremi ifadesini daha önce de hatırlarsınız diye zannediyorum. Hadremiler Yemenliler oluyorlardı ve zengin varlıklı tüccarlar oluyorlardı. Annesi Sabe hanım önce Ebu Süfyan ile evlenir, ardından Ubeydullah'la evlenir ve Talha ibni Ubeydullah oradan dünyaya gelir. Kendisi birazdan da işleyeceğiz.
ilk imanı duyduğunda akıllara zarar, işkenceler yapar uğruna. İlerleyen dönemlerde ise iman edecektir. Talha. Talha ismi akasya ağacı demektir. Bu akasya ağacında bir hususiyet var. Reçinesi, tohumu, yaprağı, odunu, dalı, kökü her yerinden istifade ediliyor bu akasya ağacının. Talha isminde de aynı öyle bir mana var. Talha İbni Ubeydullah Efendimiz, birazdan da göreceksiniz, istifade edilmeyen hiçbir şey kalmamış. Malı mı malı, canı mı canı, parmağı mı parmağı, hiçbir şey kalmamış. O yüzden kendisi ismiyle müsemma bir zattır, bir sahabe efendimizdir. Talha akasya ağacı demektir. Doğumu miladi 590. Yani peygamberlikten kaç yıl önce oluyor? 20 yıl. O zaman Efendimiz Aleyhisselam'dan kaç yaş küçük oluyor? 20. Talha Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 20 yaş küçüktür. Onun çok iyi bir dostu olan Hazreti Ebu Bekir'den 18 yaş küçüktür. Ve yanından hiç ayırmadığı dostu olan Zübeyir bin Avvam'dan da 4 yaş büyüktür. Hatırlarsanız Zübeyir bin Avvam Efendimiz iman ettiğinde 16 yaşındaydı. Demek ki Hazreti Talha iman ettiğinde kaç yaşında olacak? 20 yaşında olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 39-40 iken o 20 yaşında olacak. Kısaya yakın, orta boyludur, geniş omuzludur, esmer tenlidir. Saçları çok gürdür, ne düzdür ne kıvırcık, yani dalgalı saçları vardır. Bir tasviri de ayakları çok büyüktür ve çok hızlı yürümektedir diye de geçmektedir. 10 yaşından beri ticaret işindedir. Zaten akraba ve aile olarak da çok varlıklılardır. 20 yaşına geldiğinde kendisi panayırlara katılan bir tüccar. Ama panayır ne demek biliyor musunuz? Şimdi mesela bu fabrikası olan arkadaşlar uluslararası ticaretlerde gidiyorlar, stand falan kuruyorlar değil mi? Orada başka büyük markalara iş yapıyorlar. Panayır o demek yani. Yani Hazreti Talha 20 yaşında nasıl bir tüccar? Bütün bölge insanının kendisini bildiği bir tüccar. Tüccarlığında iki büyük özellik var. Birisi sıdk, doğruluk, öbürü semahat, kolaylık. Ah, nerede şimdi bu iki özellik değil mi? Doğruluk ve kolaylık. Şimdi maalesef elini hangi ticarete atsan değil mi? Arıyorsun, ya arkadaş bir şey aldık ama bunun garantisi vardı, daha 3 ay geçti. Adama ulaşılamıyor. Adam ofisi taşımış, numarasına ulaşılamıyor. Onun ana bayisini arıyorsun, diyor ki bulursanız bize de haber verin, bizim de çekleri patlattı diyor. Allah Allah. Oradan başka birine ulaşıyorsun, ondan başka hikaye. Yani bu sıdk ve semahat şimdi maalesef toprak altında, kaybolmuş durumda. Ve kendini uyanık zannedenler, böyle dünya malına tamah edenler, biraz daha biriktireceğim diye yalanı, faizi, şunu bunu diline katanlar ne oluyor biliyor musun? O paranın mislini ya çocuğunun hastane masrafına kullanıyor, ya arabasını vurmuş ona kullanıyor, ya eşinden ayrılmış yeni düğün yapıyor, o da yeni bir onun için hayırsız bir evlilik mi olur diyeyim, ne diyeyim artık, öyle gidiyor çünkü, hikayeler öyle gidiyor. Yani haramdan helal doğmuyor, haram haram olunca yaşantısının da tamamı haram oluyor. Öyle gidiyor hikayeler. O yüzden çok ihtiyacımız olan iki özellik: sıdk yani doğruluk ve semahat kolaylık. Yani bir ticaret yaparken mutlaka karşısındakini memnun ediyor. Çok az bile kazansa, belki kazanmasa bile bilemiyorum, ne yapıyor? O işte bir kolaylık sağlayıp birisinin ihtiyacını gideriyorlar mutlaka. Hanımlarından konuşalım Talha Efendimizin. Hanımlarından önce şunu söyleyelim. Kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la 4 kez bacanak olmuştur. Nasıl oluyor? Şimdi hanımlarını konuştuğumuzda göreceğiz. Bir hanımı Ümmü Gülsüm binti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in bir kızı olan Ayşe annemiz de Resulullah'ın hanımı olduğundan buradan ne oldular? Bacanak oldular. Diğer bir hanımı Hamle binti Caş. Kim geldi aklınıza? Efendimizin hanımı Zeynep annemiz değil mi? Zeynep binti Caş. O cihetten de ne oldular? Bacanak oluyorlar. Diğer bir eşi Fariya binti Ebu Sufyan. Ebu Sufyan'ın başka bir kızı Efendimizin eşi miydi? Evet, Ümmü Habibe. Diğer bir eşi, dördüncü eşi diyelim, Karibe. O da Ümmü Seleme'nin kız kardeşidir. Bacanak olmadığı diğer hanımlarını da sayalım. Süeda binti Amr isminde Mekkeli bir hanımı vardır. Bu Süeda annemiz savaşlardan sonraki yaralarını sarmakta da birazdan okuyacağız. Çok yardımcı olacak bir annemizdir. Diğer bir eşi Rukiye binti Ümeyye. Kim oluyor? Evet, Ümeyye bin Halef'in kızı. Hani Bilal-i Habeş Hazretlerine Bilal bin Rebaha işkence eden biri vardı ya, Ümeyye bin Halef. İşte bu annemiz onun kızı oluyor. Diğer bir eşi Havle binti Kaka bin Zürare. Bunlar da Hazreti Talha'nın eşleridir. Oğlu ve kızı ile ilgili rivayetler biraz muhteliftir ama anladığım kadarıyla 10 oğlu, 4 kızı vardır kendisinin. Kendisi Efendimiz Aleyhisselam'dan
38 hadis bizlere ulaştırmıştır, rivayet etmiştir. Talha Efendimizin bir diğer özelliği de Mekke'de okuma yazma bilen 16-17 kişi vardı bilirsiniz. Hem okuma hem yazma bilen. Kendisi de hem okuma hem yazma bilenlerden bir tanesidir. Şimdi Hazreti Talha'nın öyle meseleleri öyle meseleleri var ki her meselenin içine girdiğinde yıldız olarak böyle Talha Talha diye parlıyor kendisi. Öyle olunca da her olayın neticesinde Efendimiz Aleyhisselam ona bir lakap bırakıyor. Bu yüzden Hazreti Talha'nın çok fazla lakabı var. Ben o lakapları şimdi biri sayayım. Birazdan dersin içinde de lakapların neden geldiğini birlikte anlayacağız. Lakabının biri Talhatül Hayır'dır. Yani hayırlı olan Talha'dır. Diğer bir lakabının ismi Talhatül Cud veyahut Talhatül Cevvat'tır. İki lakabı da kullanıyorlar. Çok cömert. Hatta infak etmek Hazreti Talha'nın en belirgin özelliklerinden birisi. Onunla ilgili de çok hatıra var. Bir diğer lakabı Talhatül Feyyat. Yani feyizli, bereketli olan Talha anlamındadır. Bir diğer lakabı da Şehidül Hay. Ne demek? Yaşayan şehit. Allah Allah. Neden bu lakabı almış? Derste onu da göreceğiz. Evet. İman edişi. 610 Kader Gecesi'nde kendisi Büsra'da ticarette. Şam dolaylarında. Yani semanın dili açılıp vahiy nüzül olduğunda kendisi Mekke'de mi? Mekke'de değil. Ama çok enteresan olaylar yaşıyor. Bir tane rahip, ticaret işi gidiyor ya böyle kervanlar var. Diyor ki, harem bölgesinden, Mekke bölgesinden gelen var mı diyor. Bir bağırıyor, iki bağırıyor, üç bağırıyor. Talha diyor ki ben varım diyor. Rahip diyor ki, Ahmet zuhur etti mi diyor. Allah Allah, rahip diyor. Şimdi onların kitaplarının Ahmet dediğine Faran Dağları'nda ne diyorlar? Muhammed diyorlar. Yani ne demek istiyor? Ahmet zuhur etti mi ne demek? Son peygamber, son nebi geldi mi diyor. Hazreti Talha çok şaşkın, şok olmuş durumda. Ya nedir yani son nebi dediğiniz nedir diyor. Mekke'de Varaka bin Neffel'i hatırladınız mı? Hazreti Hatice annemizin amcaoğlu. Hani Efendimiz'e ilk peygamberlik geldiğinde vallahi bu son peygamberin işaretleri diye anlattı ya. Aynı onun ağzından konuşuyor. Diyor ki bir nebi gelecek. Kavmi ona eziyet edecek. Hicret etmek zorunda kalacak. Ey delikanlı sakın onu yarı yolda bırakma diyor. Kime diyor biliyor musun? Hazreti Talha'ya diyor. Çok şaşkın. Çok şaşkın. Allah Allah. Ahmet zuhur etti mi? Ahmet zuhur etti. Hemen çıkıyor gidiyor Mekke'ye dönüyor. Annesi karşılıyor ama o bölgede anneler çocuklara çok düşkün. Özellikle erkek çocuklarına. Annesinin oğlunu görünce böyle yüzünde güller açıyor. Oğlum, canım, yavrum, kuzum. Diyor ki anne ben yokken Mekke'de garip bir durum oldu mu diyor. Annesinin o gülen yüzü asılıyor böyle bir anda. Oldu oldu diyor. Abdülmuttalib'in yetimi çıktı diyor. Peygamberliğini ilan etti diyor. Aleyhisselatü vesselam. Şimdi aslında duymak istediyor Hazreti Talha'nın. Ama renk vermiyor. Peki diyor ana diyor inanan oldu mu diyor. Olmaz mı diyor. Senin amcaoğlun Ebu Bekir ve onun ailesi inandı diyor. Yoksa kim inanacak ona diyor. Nasıl sevinçli. İçi kıpır kıpır ama renk vermiyor. Gidiyor kimi buluyor? Hazreti Ebu Bekir'i buluyor. Gidiyor Hazreti Ebu Bekir'e. Ey amcaoğlu diyor. Böyle böyle bir şey mi var diyor. Bana da anlat diyor. Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. O da başından geçenleri anlatıyor. Gidiyorlar Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna. Bir de orada anlatıyor. Efendimiz konuşurken diyor. Hazreti Talha ağzından o kelime-i tayyibe bir daha hiç düşmemek üzere çıkıyor. O da artık bir rivayete göre 8. Müslüman, kuvvetli bu zannediyoruz. Başka bir rivayete göre 10. Müslüman olarak kervana katılıyor. Nasıl bir şey değil mi? Saffa evvelden olmak ne demek yani? Allah Allah. O gün la demek, şimdi bizim dediğimiz la gibi değil. Kalpteki bütün putlarım artık ayaklar altındadır demek. Zaten hayatlarına bakın, bir anda Mekke'deler, bir anda Medine'deler, bir anda Habeşistan'dalar. Nasıl olabilir yani? Biz niye yapamıyoruz? Bizim kalbimizde böyle put put çakılmış, bizi yerimizden oynatmıyor. Bu dünyada yerimizden oynatmayanlar ahirette de bizi yükseltemeyecek maalesef. Bak bunları anlayalım. Bu dünya gülme eğlenme değil, imtihan diyarı. Tam bu imtihanlarda avlananlar kaybedecekler. O yüzden anlamamız lazım. Yani biz şu an aa ne güzel de bir hayat varmış deyip bir hikaye okumuyoruz. Onların birçoğu zaten bu yolun başını tutmuşlar, suyun başını tutmuşlar. Biz bu hatıraları, biz kurtulacak bir şehrah bulur muyuz diye kendimize okuyoruz bu meseleleri. Onlar la dedi mi kalplerindeki putları indirmişler. Doğru neyse doğruyu bozmamışlar. Biz şimdi doğruyu da bozuyoruz. 5 yıl sonra İslam'a iştahlanıyoruz. Ne oluyor? Doğruyu bozmuştun. Yamuk olan doğru, yani bozdun ya yamuk kaldı.
senin kalbinde yamuk olunca yamuk yamukla örtüşüyor. Aa, doğruyu buldum zannediyorsun. Hiç İslam değil o halbuki. Öyle oluyordu. Onlar da la demek kalpteki putları yıkmak, doğruyu asla ve asla bozmamak demek. Çok hassaslar bu noktada. Hazreti Talha o kelime-i tayyibeyi söyledikten sonra eve dönüyor. Artık ama giden Talha'yla, gelen Talha aynı Talha mı? Aynı Talha değil. Annesi de bunu fark ediyor. Annesi çok sinirleniyor, çok öfkeleniyor. Ondan sonra birbirlerine düşüyorlar annesiyle. Olamazsın, atalarının dinini terk edemezsin diye. Nasıl birbirlerine düşüyorlar? Hatta bu ve buna benzer birkaç birbirine düşme vakası yaşandıktan sonra şimdi sizi Mekke'nin 5. 6. yılına götürüyorum. Tamam mı? Buradan aldım Mekke'nin 13 yıl Mekke, 10 yıl Medine. O 13 yıllık Mekke'nin 5. 6. yılına götüreyim. Bir oraya gidelim. Orada Darun Nedve var. Fitnelerin konuşulduğu yer değil mi? Kureyş'in büyükleri orada ne yapıyor? Sürekli fitne üretiyor. Darun Nedve'de Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl indiririz diye konuşuyorlar. Biri diyor sihirci diyelim diyor. Sihirbaz. Biri diyor ki Mecnun diyelim diyor. Haşa. Mecnun demek cinlenmiş demek. Yani ona vahiy diye gelen şey aslında cinden geliyor demek. Haşa. Biri diyor ki büyücü diyelim, sihirbaz diyelim, şair diyelim diyor. Oradan bir kahkaha geliyor. Kimin kahkahası? Nadir bin Haris denen o şelle herifin. Şimdi Twitter nasıl böyle fitne yayıyor? O dönemde Nadir bin Haris yayıyor. Kahkaha atıyor. Diyor aklınızı mı yitirdiniz? Kim inanır bunlara? Muhammedül Emin denilen bir zata bu vasıflar oluşur mu? Oluşmaz. E ne diyelim ey Nadir diyorlar. Ne diyor biliyor musunuz? Diyelim ki öyle sihirli büyülü cümleler kullanıyor ki evlatla ana babaların arasını bozuyor. Onları birbirinden ayırıyor. İman ayırır mı? Ayırır. Hakla batılı ayırır. İmanla küfrü ayırır mı? Ayırır. Bedir Savaşı'na bakın. Nasıl bir şey iman değil mi? Şimdi şu dünyada gözünü açıyorsun çocuğun için, annen için, baban için, işin için, kendin için zannediyorsun. Hayır, hayır. İman ne biliyor musun? Yalnız Allah için. Bak bunun adı imana. Ayırıyor. Bedir Savaşı'na bakın kimlerle kimler karşı karşıya. Bir açın bakın. Nadir bin Haris ta o dönemde bu imtihanlardan doğan fitneyi o şekilde kullanmaya çalışıyor. Allah Allah. Evet. İşkenceler. İman ettiği ilk günlerden zaten kaç kişiler? 8 kişiler, 10 kişiler. İlk günlerden imanın bedelini ödemeye başlıyor mu? Başlıyor. Demek iman bedel istiyor. Annesi başlıyor. Mirastan seni men ederim. Aç bırakıyor. Kilitliyor. Neler neler yapıyor. Bakın o neler nelerin bir tanesine şahit olan birisi var. Mesud bin Hıraş anlatıyor. Anlattığı dönemde iman ehli değil. Olaya şahit olduğu dönemde ehli iman değil. Daha sonra da kendisi de iman edecek. Safa ile Merve arasında otururken kalabalık bir grubun geldiğini gördüm. Safa ile Merve arasında eski cahiliye döneminde de git gel yapıyorlar değil mi? Hatta ve hatta maalesef yarı çıplak veyahut benzer hallerde o dönemlerde daha İslam gelmeden önce git gel yapıyorlar. Hatta ve hatta o dönem bunu kabullenemeyen kimileri ne yapıyor? Bu şekli görmemek için geceleri yapıyorlar. O yüzden Safa Merve arasında o dönem oturma çok fazla gerçekleşiyor. Safa ile Merve arasında otururken kalabalık bir grubun geldiğini gördüm. Önlerinde elleri boynuna bağlanmış bir delikanlı. Şöyle bağlamışlar bak. Şöyle ellerini boynuna bağlamışlar. Elleri boynuna bağlanmış bir delikanlı. Arkasında elleri kamçılı adamlar. Onların da arkasında vurun diye bağıran kızgın bir kadın. Olayı anladınız mı? Hazreti Talha, arkasında kamçılayanlar, arkasında vurun diye bağıran kızgın bir kadın. Buna rağmen genç, la ilahe illallah, ehad diyor, başka bir şey demiyor. Çok garibime gittiği için sordum. Meğer o genç, Hazreti Talha'ymış. Elinde kamçı olan kim onlar? Teymoğulları, Teymoğulları, kendi öz kabilesi. Kendi amcaoğulları, kendi dayıoğulları, öz kabilesi. Bak. Elinde kamçı olanlar, teybe olanlar. Arkada öfkeyle vurun, vurun, parçalayın diye bağıran kadın. O da annesi. O gün merak edip dedim ki, bu kelime için bu kadar bedel ödenir mi? Devam ediyor kendisi. Sonra da iman edince anladım ki bu bedeller bile azmış o imanın kıymeti için. Şimdi onumuza bir imtihan çıktı. Baktın dedin ki ya ben de buna bu bedeli ödeyemem dedin. Buna bu bedeli ödeyemem dediğin, asıl iman değil. Sende paçavra kalmış iman. Sende paçavra kalınca, kalitesi düşük olunca, şimdi altın 24 ayar olsa ayrı bakarsın. 0.5 ayar bir ayar oldu mu? Yani altını karıştırmışlar ama demirin içinde baraki bulabilirsin. Böyle olunca dersin ki aman atın şu demiri çöpe ben bunu mu arayacağım dersin.
Niye biz bedeli ödeyemiyoruz? Ayarımız bozuldu, ayarımız. Güzelliği göremiyoruz, kalitesini göremiyoruz. Bir imtihanla çarpıştığımız anda şu an beni Allah görüyor ve beni test ediyor arkadaş. Ben burada doğru yolu seçersem arkadaşlarım beni alkışlar. Ya bırak arkadaşını ya. Ben burada doğru yolu seçersem ha bizim arkadaşlar da seçmişti. Ya bırak arkadaşlarını. Ben burada doğru yolu seçersem Allah beni tutar bırakmaz demen gerekiyor. Bunun adı iman işte. Sen hala başkalarının kabirde eli yetmeyenlerin hesabını katıyorsun. Bunun adı iman değil. Ayarı düşük bunun. Bak anlıyor musun? İman varsa o bedel ödeniyor zaten. Ama yok yok ben bu kapılardan giremem, rahatımı bozamam. Niye diyoruz bunu? Bir şey eksik ki içeride diyemiyorsun bunu. Allah Allah. Bu İbn-i Hişam'da geçen bir rivayet. Ayrıntısını isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi o dönem bu işkenceleri yapıyorlar Hazreti Talha'ya. Amaç ne biliyor musun? Atalarının dinine ne yapacaksın? Döneceksin. Heh. Şimdi şükür bu işkencelere bu devirde gerek kalmadı. Çünkü adam doğruyu duysa bile artık dükkanına dönmekten doğruya dönemiyor. Bak. Ya diyor benim rahat, huzurlu, keyifli bir hayatım var. Ben geri ona ne yapayım diyor? Döneyim diyor. Yani şu anki devirde yaşasalar bu işkencelere ihtiyaçları kalmayacak. Şimdi zaten aynı böyle onların atalarını dinle taptığı gibi taptıklarımız var. Doğruyu duysak da, bilsek de, gelip kafamıza da kazsalar, her gün gözyaşlarıyla da anlatsalar. Yok yok arkadaş benim dönemeyeceğim neyim var? Atamın dini var. Ayaklar altında kalmış iki kuruş, iki rahat, iki yatak. Para perest, heva perest, nefis perest, şehvet perest bir hale dönüştük. Nasıl olacak böyle? Anlıyorsun değil mi şablonlar neler çıkıyor Ahmet? Anlıyor musun? Bu şey mi yani? Aa ne güzel bir zatmış. Bu ne demek biliyor musun? Onlar doğru yolu bilememiş. Ben bu rahatla yapabiliyorum. Hiç bu işleri düşünmeden yapabiliyorum. Onlar da biraz yanlış adım atmış da canları yanmış. Haşa. Haşa ve kella. Madem öyle biz saçmalıyoruz Ahmet. Bu ihtimal var yani ortada. Yani imana bedel ödüyorlar, biz imanın dersini almaya vakit ayırmıyoruz. Böyle çok garip bir hale döndük. Çok enteresan bir hale döndük. Bu şablondan bunları kendimize bakıp çıkarıp adam olmazsak biz nasıl adam olacağız başka? Nasıl olacağız? Hazreti Ebubekir'le Hazreti Talha'nın amcaoğlu olmasıyla birlikte bir de ortak bir vasfı var. El karn diyorlar yani karineyn. Yani birbirine yakın manasında bu kelimeyi kullanıyorlar. Başka bir sebep daha var. O dönem Neffel İbni Hüveylid diye Mekke'nin çok büyük bir savaşçısı var. Ama zalim mi zalim. Bu ismi hatırlamanız lazım. Neffel İbni Hüveylid. Hazreti Hatice'nin kardeşi başka? Zübeyir bin Avvam'ın Bedir'de öldürdüğü amcası. Çok büyük bir savaşçı Mekke'de. Ne yapıyor biliyor musun? Alıyor Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Talha'yı karın karına bağlıyor. Güneşin alnına atıyor. Bir de diyorlar ki hadi şimdi namaz kılın da görelim diyorlar. Aynı olayı bir gün Osman bin Talha da yapıyor. Ya Allah aşkına bak akıl almıyor değil mi? Mesela şimdi öyle bir şey yok da hani böyle anlayalım diye. Bana da su ver dedi emir kipiyle konuştu mesela. Şimdi mümin kardeşe darılıyoruz ya böyle en ufak bir şeyden şeytan. Bana da dedi ki bugün buraya gelme dedi. Ya adamları karın karına bağlamışlar güneşin alnına atmışlar. Bir de dalga geçiyorlar diyorlar ki hadi şimdi namaz kıl da görelim diyorlar. Yani biz neyin kafasını yaşıyoruz hakikaten yani çok enteresan bir yerdeyiz. Yani bu doğruysa biz yanlışız. Öyle ama değil mi? Bir gün Osman bin Talha diye birisi aynı işi yapıyor. Sonra da onları terk edip gidiyor. Hadi diyor haşa Allah'ınız gelsin de şimdi size namazı kıldırsın diyor, çözsün diyor. Bir geliyor ki elleri çözülmüş namaz kılıyorlar. Hayret ediyor kısa bir süre sonra da iman ediyor. Başlarına gelmeyen kalmamış. Kalmamış. O dersin başında okuduğumuz hadise göre onlar emniyette o zaman doğru mu? O dersin başında okuduğumuz hadise göre bizim çektiğimiz sıkıntılar hep dünyanın derdiyse hiç ahiretin derdi için böyle kasıklarımızı tutup uyuyamamazlık edemeyip nasıl olacak bu hal diyemediysek o zaman biz de ahirette mi sıkıntı çekeceğiz? Öyle mi olacak? Öyle gözüküyor. Allah muhafaza etsin. Hicret. Hazreti Talha işkencelerden dolayı eli kolu bağlı kalmış. Onun asıl mesleği tüccarlık. Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor izin alıyor diyor ki ya Resulallah müsaade et ben biraz Mekke dışına çıkayım ticaret yapayım o parayı da getireyim İslam için kullanalım diyor. Bak o zaman daha zekat ayeti inmemiş. Şimdi bu cümle de aslında alışkın olduğumuz cümle değil mi? Ya kardeşim bak Kur'an'ı bilmiyorsun, siyeri bilmiyorsun, bir hizmet etmiyorsun ya. Kardeş diyor ya biz diyor çalışıyoruz ki diyor İslam kalkınsın diyor ama zekatı ver diyor. Hazreti Talha defalarca servetini yığmış ortaya. Bak.
Talhatül Cud denir mi yoksa? Talhatül Cevvat denir mi yoksa? Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselam müsaade ediyor. Mekke dışına gidiyor, ticaret yapıyor. Yıllardan hicret yılına denk geliyor ama kendisi dışarıda ticarette. Yani Mekke 13 yılda değil mi? Medine kaç yıldı? 10 yılda. O 13 yılı bitirip Yesrib'e gidiyorlar. Orayı Medine'leştiriyorlar ya, hicret edecekler. O esnada, hicret yapıldığı esnada Hazreti Talha nerede? Mekke'nin dışında ticaret yapıyor. Medine'ye de ticarete gelmiş. Medine'ye bir geliyor. Kendisi Medine'de. Kervanı Mekke'ye yola çıkmış. Ticaret kervanı. Bir bakıyor ki Müslümanlar hicret etmiş. Hemen gidiyor Allah Resulü'nün yanına. Diyor ki, ya Resulallah ben hemen malımın peşinden gideyim mi diyor. Demiyor. Onlar bizim sözlerimiz. Ne diyor biliyor musun? Ya Resulallah ben bu malın peşinden Mekke'ye gidersem akrabalarım, Teymoğulları beni bırakmaz. Varsın malım yağma olsun ama ne olur sen beni bırakma diyor. Böyle hicret ediyorlar ha. Ticarete giderken doğruyu görüyorlar, doğruya çadır kuruyorlar. Öyle. Daha sonra Esad bin Zürare'yi hatırlarsınız. O Medine'nin bize kapılarını açan büyük sahabe. Esad bin Zürare'den rica ediyor ki Mekke'ye gidip hanımını çocuğunu aldırıyor bak. Parasını aldırmıyor mu? O gönderdiği kervanı yağma etsinler diyor. Hanımını çocuğunu aldırıyor. Sonra Medine'de ne yapıyor biliyor musunuz? İşçilik yapıyor. Ama biz verenin Allah olduğuna iman etmediğimizden anlamıyoruz. Elimizden gitti mi bittim diyoruz. Bittim. Tanrım gitti. Defalarca veriyor Allah. Şimdi birazdan göreceğiz. Ne kadar vermiş birlikte göreceğiz yani. Bak. Allah bir gün o kadar çok veriyor ki verdiği para uykusunu kaçırıyor. Göreceksiniz. Birazdan okuyacağım hepsini. Allah veriyor Allah. Anlamıyoruz. Hala anlamıyoruz yani. Çok zeki adamlar bakıyorsun geçiremiyor. Okuma yazma bilmeyenlerin bakıyorsun servetleri haddinden fazla. Bu Allah'ın verdiğinin delili değil mi? Hadi onu göremedin. Bizzat kendine bak. Kaç yaşındasın Ahmet? 29 yıldır seni bir gün aç komayan bundan sonraki 29 yılda aç kor mu? Niye güvenmiyorsun der mi demez mi? Yerimizden oynayamıyoruz. Yerimizden. Dükkanın kapısı bizim mabedimiz. Yerimizden oynayamıyoruz. Evet, bunları tefekkür etme vakti. Çünkü 10-20 lira verirken eli titreyenler doğrunun ne olduğunu anlayıp artık bugün dönmeleri lazım yani. Bugün de dönülmezse sıkıntı olacak çünkü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye yeni hicret etmişler. Kendisine menzil yapıyor. Daha sonra bir mescit yapıyor. Daha sonra bir mektep inşa ediyor. Ondan sonra muahat başlıyor. Neydi muahat? Mekkeli muhacirlerle Medine'li Ensar'ı birbirine ne ediyorlar? Kardeş ediyorlar. Peki, Hazreti Talha'yı kimle kardeş ediyor biliyor musunuz? Ubey İbni Kab'la. Kur'an muallimi lakaplı Ubey İbni Kab. Hatta şöyle bir vaka var Ubey İbni Kab Efendimizle ilgili. Bir gün Beyyine suresi nazil oluyor. Kim getiriyor sureyi? Cibril Emin. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü Aleyhisselam'a? Ya Resulallah, sen bu Beyyine'yi Ubey'e oku, onun çok hoşuna gider diyor. Efendimiz gidiyor Ubey İbni Kab'a diyor ki Cibril Emin böyle söyletince Cibril benim için böyle mi dedi diyor. Böyle yani coşkusu içine sığmıyor. Cibril'e Emin diyor ki ya Resulallah bu Beyyine'yi Ubey'e oku onun çok hoşuna gider diyor. Hazreti Ömer hilafet döneminde sürekli imamete kime koyuyor? Ubey İbni Kab'ı koyuyor. Kur'an muallim. Onlar yaşamış ha. Bak biz neredeyiz hala? Seste ne güzel ya. Üf. Ya bir tane okuduk mu sahabeyle ilgili böyle ses olmuş da her şey bitmiş diye bir tane vaka okudunuz mu acaba? Yani yanlış anlaşılmasın. Kur'an güzel okunsun. En güzel okunsun. Sevdirilsin ama tek konu bu mu? Bu mu tek konu? Ha? Böyle bir şey var mı? Ya sesi de çok güzel okumuş, bitmiş bu kadarmış hikaye diye. Öyle mi? Bu Kur'an içi ne olacak? Manası ne olacak? Maksadı ne olacak? Bedeli ne olacak? İşkencesi ne olacak? Ne olacak oralar? Daha sonra innemel müminüne ihvetün ayeti geldikten sonra da artık muahat ortadan kalkıyor. Çünkü Kur'an artık herkesi kardeş etmiş. Madem Kur'an herkesi kardeş etmiş, filanca bir yerde bir Müslümanın başına gelenden bana ne? Diyemezsin. Kardeşsen diyemezsin. Evet. Yeni başlık Bedir ashabı. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de yerleştikten sonra kısa bir süre sonra da askeri birlik kurar. Askeri birliğin olmazsa olmazı nedir? İstihbarat teşkilatıdır. Ama dünya derdi olmayan, sadakatten vazgeçmeyen, ikbal hırsıyla boyanmayan iki kişiye ihtiyacı vardır istihbarat ağı için. Bunların birisi, geçen haftalarda dersini işledik, Said İbni Zeyd Efendimiz'di. Diğeri de Talha İbni Übeydullah Etteymi Efendimiz. Onlar istihbarat teşkilatının iki yiğidi oluyorlar. Ve tabiri caizse kuş uçsa Efendimiz Aleyhisselam'a haber veriyorlar. Bir gün Mekke'den 1000 develik kervan geliyor. Kimin kervanı?
Ebu Sufyan'ın ticaret için Şam'a götürecek orada. Mekke'den geliyor, Şam'a götürecek. 40 tane de atlı birliği var. O haber geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 313 yiğidini alıyor. Ne yapıyor? Kervanın peşine düşüyor. Ama Ebu Sufyan çok uyanık bir adam. Yani Ebu Sufyan bunu fark ediyor. Fark ettikten sonra da kervanın yolunu değiştiriyor. Kervanı Mekke'ye sürüyor. Mekke'ye de haber veriyor, diyor ki bak sizin mallarınız gidecek diyor. Yani kervanı sadece kendisine ait değil, bütün Kureyş'in. İşte Bedir Savaşı böyle başlıyor. Tam o esnada iki istihbaratçı olan Talha Efendimiz ile Said Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sizler Havra denen yere gidip orada bekleyeceksiniz. Ebu Sufyan'ın o kafilesi gelirse bana oradan istihbarat vereceksiniz diyor. Tabi Talha ile Said Efendilerimiz Havra'da bekliyor, bekliyor, bekliyor. Meğer neler olmuş? Bedir olmuş, Bedir bitmiş. Bakıyor kervan yok. Nereye dönüyorlar? Bedir'e dönüyorlar. Tam Efendimiz Aleyhisselam'a istihbarat raporu verecekler, anlatıyorlar ama yüzlerinden düşen bin parça. Bir duyuyorlar ki Bedir yaşanmış. Bak Bedir ashabı ne demek biliyor musun? Tarihin en büyük olayıdır. Tarihin tarihi. 313 tane yiğit bu alemi kurtardı demek. Bedir ashabı bu demek yani. Şimdi bu ikisi olamamak onların gönlündeki bir insan için ne demek? Yıkılmak demek. Tam onlar üzgün bir haldeyken Efendimiz Aleyhisselam diyor ki siz de buranın işini yapmak için gittiniz mi? Evet ya Resulallah, o zaman siz de Bedir ashabısınız diyor. Ve onlara da ne yapıyor oradan? Ganimet veriyor. Peki Efendimiz Aleyhisselam'ın ganimet verdiği bir kişi daha vardı. Kimdi? Hanımı hasta diye ona bakan Hazreti Osman'ı da Efendimiz Aleyhisselam Bedir ashabı sayıp bir de ona ganimet vermiştir. Evet. Uhud diyelim. Uhud'da Hazreti Talha'nın rolü çok farklı. Ama çok farklı. Çok farklı. Hazreti Ebubekir diyor ki Uhud Talha'nın günüdür diyor. Yani Uhud'u başlı başına konuşmak Hazreti Talha'yı da Uhud'da başlı başına konuşmak icap eder. Uhud'u hatırlarsınız. Müşrikler Bedir'den bir yıl sonra 3000 kişilik orduyla hazırlanıyorlar. Ama nasıllar? Çok kinlenmiş durumdalar değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'da da 1000 tane sahabe efendimiz arkasında asker var. İbn-i Selül denen o münafığın fitneleriyle o 1300'ü de dönüyor. 700 kalıyor. Başka rivayete göre gidene kadar 645 kalıyor ilahir. Efendimiz Aleyhisselam 3000 kişiye karşı 700 kişi Uhud'da direniyor. Allah Allah. Tam o esnada Ebu Amr diye bir rahip bozuntusu. Çukur kazdırmış Uhud'da. Kim biliyor musunuz be Ebu Amr? Hanzala bin Amr'ı hatırladınız mı? Hani şehit olduğunda meleklerin gümüş tepside abdest aldırdığı kişi vardı ya Hanzala bin Amr. Bu Ebu Amr denen rahip bozuntusu onun babası. Hanzala sahabe efendimizin babası. Uhud'da çukur kazdırıyor. Çukuru hurma dallarıyla örtüyor. Biri içine düştüğü anda da ne yapıyorlar? Hemen dalıp telef ediyorlar. O çukurun birine Efendimiz Aleyhisselam düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam miğferi ne olmuştu? Yüzüne batmıştı. Çukura düşünce batıyor. Efendimiz Aleyhisselam dişleri ne olmuştu? Şehit olmuştu, kırılmıştı. Çukurda taş yiyip kırılıyor. Efendimiz Aleyhisselam yüzüne darbe yemişti değil mi? İbn-i Kamiya denen bahtsız var ya Hazreti Musab'ı da şehit eden. O İbn-i Kamiya denen bahtsız Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzüne vuruyor. Nasıl bir olay? Uhud'dasın, 700 kişisin, karşı tarafta 3000 kişi var ve hepsi o çukura düşmeni bekliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çukurda. Tam bu esnada Mekke'nin o müşriklerin bütün savaşçıları çukurun etrafını çevirmiş, son hamleyi yapacaklar. Efendimiz Aleyhisselam şu cümleyi söylüyor o gün için. O gün sağıma baktım Cebrail, soluma baktım Talha var. Sa'd bin Ebu Vakkas da şunu diyecek. O gün nereye baksam Talha'yı gördüm diyecek. Gerçekten mi böyleymiş? Gerçekten böyleymiş. Biz çok az anlatıyoruz. Affetsin bizi. Vallahi çok eksik anlatıyoruz. Tam o esnada müşrikler ok yağmuruna tutuyor. Talha Efendimiz Aleyhisselam'ın üstüne çöreklenmiş. Tam böyle. Efendimiz Aleyhisselam üstüne yatmış. Ne kadar darbe gelirse, ne kadar ok gelirse tamamı kendisine alıyor. Hepsini. Ve o esnada diyor ki Nahruke nahri demuke demi ya Resulallah. Canım canına, kanım kanına feda olsun diyor. Bak şimdi. Resulullah'ı sevmeye bak ya. Biz ne diyoruz? İşim feda olmasın, evim feda olmasın, gezmelerim var hiç veremem, feda olmasın. Sahabenin çocuğu yoktu, onlar anlamazlar. Benim çocuk var bir de, çocuğun ikbal derdi var. Onlar da feda olmasın. Böyle arada da sana kitap okuyorum ya Resulallah, onlar da sana feda olsun diyoruz. Öyle öyle bak. Bizim dilimizin dediğine bakmayın, bir amelimizin dediğine bakalım.
Hazreti Talha'nın üstündeki zırh paramparça olmuş. Müşrikler en son diyor ki ya o sahabe efendilerimiz onun etrafını çevirdiği müddetçe biz Resulullah'a bir şey yapamayız deyip onlar yalıyorlar. Öyle bir halkaya alıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselam'a aman ona bir şey gelmesin diye. Öyle bir böyle etrafında bir insandan perde örüyorlar ki müşrikler yılıyor artık yani. Atıyoruz atıyoruz gidiyoruz gidiyoruz yok çözemiyoruz diyorlar. Tam çekiliyorlar Hazreti Talha bir ayağa kalkıyor. Kan akmayan hiçbir yer yok. Rivayete göre 70 küsür yara. Vücudundan kan akmayan bir parça kalmamış. Bak, tam o esnada Malik İbni Zübeyir denen Mekkeli bir müşrik okunu bütün gücüyle asılıp fırlatıyor. Hazreti Talha ya nasıl hassassın sen? O halde gözün Resulullah'ta mı? Evet, o halde bile gözün Resulullah'ta. Bak iman ne demek? Tam oku fark ediyor, bedenini atacak atamıyor, gücü yetmiyor, elini sağ elini uzatıyor. Şehadet parmağı hariç bütün parmakları kopuyor orada. Kopuyor ve yere düşüyor, bayılıyor artık. 70 küsür yara, bir de 4 parmak, şehadet parmağı hariç, 4 parmağı gitmiş. Artık yere düşüyor. Yanına kim gidiyor biliyor musun? Hazreti Ebu Bekir gidiyor. Diyor ki bir bakayım artık Talha'ya. Talha uyan, Talha uyan, ha uyan, ha uyan. Gözünü açar açmaz denilen şeyin adı imandır. Niye? İnsan kriz döneminde yaptığının karşılığı olarak imanı anlaması lazım. Şimdi burada güzel konuşuyor muyuz? Herkes konuşur. Burada güzel dinleniyor mu? Herkes dinler. Şu videoyu izleyen de dinleyecek. Bizim imanımızın göstergesi bura değil, yaptıklarımızdır yani. Ben anlatsam ki mükemmel bir pastacıyım, sen onu yemedikten sonra ne ifade eder? Ben desem ki mükemmel bir ralli pilotuyum, sen beni arabada görmedikten sonra ne ifade eder? İman ne zaman anlam kazanır Ahmet? Olay vurduğu anda, çarptığı anda. Gözünü açıyor Hazreti Ebu Bekir, uyandırıyor diyor ki keyfe Resulullah. Resulullah nasıl? Bak iman neymiş? Daldığın anda, bayıldığın anda, uyuduğun anda, kriz yaşadığın anda, olay yaşadığın anda. Keyfe Resulullah. İyi diyorlar, teskin ediyorlar, anca öyle sakinleşiyor. Yoksa vücudunda yara almadık yer kalmamış. Ya Allah aşkına 70 küsür yaranın bir tanesini anlattın mı? 4 parmak şehit olmuş bak. Bir de kendine şuradan bir şey vur, buradan bir şey batır. Şuradan biri gelsin yumruk atsın ama kanasın. Kana öyle kana. Yara öyle yara yani. Ya nasıl baş ediliyor bunlarla? İman bunun adıysa yatağından kalkamayanlarınkinin adı ne? Ne? Ne yani? Ha? Güzel yaptığı o hayallerini süsleyen yerleri terk edemeyip ben de onlara benzeyeyim diyemeyenlerinkinin adı ne? Yani buysa iman o diğerlerinin adı ne o zaman? Efendimiz Aleyhisselam'ı oradan çıkarmak için de 70 küsür yaralı haliyle onu omuzuna alan kişinin adıdır Hazreti Talha. Ve omuzuna alıp nereden nereye taşımış biliyor musunuz? Şimdi Umre'ye gidenler daha iyi bilir. İlk şehitlik denen yerden Uhud'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o oturduğu, sığındığı kaya var ya. İlk şehitlikten ta oraya kadar sırtında taşımış. Sırtında Hazreti Talha. Orada bir vaka daha yaşanıyor. Çok enteresan. Şimdi yaralı halde yürümeye devam ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten nefes alacak hali kalmamış. Önlerine bir kaya çıkıyor. Şöyle ya büyük bir kaya düşünmeyin. Belki şu masa kadar bir şeydir Allahu Alem. Efendimiz diyor ki ben şunun üzerine bir oturup uzanmam lazım diyor ama güç bitmiş bitmiş sıfır. Hiç güç kalmamış tutuyor tutamıyor çıkıyor çıkamıyor. Hazreti Talha koşuyor. Önünde eğiliyor. Diyor ki üstüme bas diyor. Allah Allah. Yani gerçekten çok kıyaslamamız gerekiyor ya. Kur'an oku diyorsun karşılığı yok. Bak şimdi. Allah'ı tanı diyorsun karşılığı yok. Peygamberi tanı diyorsun karşılığı yok. 4 parmak gitmiş. Vücutta yara almadık, yer kalmamış. Kan kaybından bayılmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle görüyor. Gidip eğiliyor diyor ki üstüme bas ya Resulallah. Ya bölünce biz nasıl olacak? Yani kahvede böyle çayımızı içiyoruz, rahatız falan. Bir de namazdan çıkmışız, üf. Ya şu sahabede diyoruz ne hoş adammış. Gidek de diyoruz ona bir ahirette muhabbet edek. Allah Allah. Ne nazarla bakıyoruz kendimize ya? Biz kim, onlar kim Allah aşkına ya? Gerçekten yani insan biraz insafla bakar ya değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adım basıyor, kayaya çıkıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Evcebe Talha, Talha'ya vacip oldu. Ne vacip olan?
Cennet, cennet, Talha'ya cennet vacip oldu diyor. Hazreti Talha çok sevinçli. Diyor ya Resulallah, şu kadarcık amelle mi cennet bana vacip oldu, onu anlamadım diyor. Bize bir hakikat öğretecek. O amelin büyüklüğü, küçüklüğü kime göre biliyor musun? Sana göre, bana göre biz hesabi adamlarız, hasbi değiliz. Allah için büyük küçük nedir? Allah dilese adam başı kainat veremez mi? Verir. Allah dilese meleklerin omuzlarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gezdiremez mi? Gezdirir. Allah dilese ona ok vuran müşriklerin her birisini tepe taklak edemez mi? Eder yani. Bu değil demek ki. Bir kulu sıkar sıkmaz içinden çıkan ihlası Allah büyük diyor işte. Hazreti Talha orada benim Uhud'da yaşadıklarıma bak. Bu kadar yaralandığım, dört parmağımı kaybettim. Resulullah'ı kayaya da başkası çıkarsın dememiş. Onlar bizim dünyamızın sözleri. Onlar bizim alemimizin sözleri. Bunu da şu yapsın. Onların sözleri ne biliyor musunuz? Hel min mezid, Üstad Hazretleri'nin dediği gibi. Yani ne demek? Daha yok. Bu kadar yeter. Yok onlarda. O bizim alemimiz. Onların sözüne hel min mezid, daha yok mu? Allah'ı razı edebileceğim bir amel daha yok mu? Biz de ne diyoruz? Üf yeter, sıkıldım ya, üstüme gelip durmaya. Yeter yani. Yeter dediği belki bir yüz görümlüğü haftada denk geliyorsan adama, ona yeter diyor. Ne enteresan işler ya. Şeytan ne hale getirmiş bizi. Dünyayı kaybederim illüzyonlarıyla nasıl bizi bu hale getirmiş. Yaşanılan hayatlara bak, yaşamaya çalıştığımız planlarımıza bak, hayatlarımıza bile değil. Planlarımız ne üstüne? Masaya oturup ne konuşuyorsak, işte bizim inandığımız dilimizden öyle çıkıyor. Masada neye inanıyorsan onu konuşursun değil mi? Fatma annemiz rivayet ediyor, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan geldikten sonra hasır külleriyle kanamasını durdurduk diyor. O dönem öyleymiş, hasırın külünü basıyorlarmış. Hasır ya da böyle bir üstüne oturulan bir şey, onun külü oluyormuş, onu basıyorlarmış. Süheda hanımefendi annemiz de, Hazreti Talha'nın eşi, o da rivayet ediyor, yaralarını ellerimle pansuman ettim diye. Dönüp geldiklerinde Medine'ye Hassan bin Sabit, şair sahabe efendimiz, onlara moral olsun diye bağıra bağıra şiir okuyor. Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susturuyor. Sus ya Hassan diyor. Niye susturuyor sizce? Ne diyor biliyor musunuz? Allah Allah. Biraz da Talha için şiir oku. Dün Talha'nın günüdür diyor. Uhud, Uhud. Bak Uhud'dan dönüşe. Coşkuyla okuyor, coşkuyla. Allah Allah. İbn-i Hişam'ın siresinde geçen rivayet. Şiiri vesaire merak edenler için söylüyorum böyle. Ahzab 23 tam bu vakaları anlatan bir ayet. Ne diyor biliyor musunuz? Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Ne demek Allah'a verdiği söz? Şehadet. Ben bu canı Allah yolunda kullanacağım sözü değil mi? İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Yani ne oluyorlar? Şehit oluyorlar. Şimdi bu ikinci kısmı iyi dinleyin. Çok lazım olacak bize. Kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir. Bak şimdi böyle bir ayet oluyor. Allah Allah. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 2 yıl sonra minberde bu ayeti okuyor bir gün Medine'de. Şimdi Allah'a verdiği sözü tutanlar yani şehit olanlar. Bir de diğer kısım neydi? Söz verip bekleyenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde bu ayeti okuyor. Herkesin aklına Uhud geliyor. Hüngür hüngür. Biri çıkıyor diyor ki ya Resulallah. Sözünü tutanları biz anladık. Kim sözünü tutanlar? Şehit olanlar. Ya Resulallah sadakatle bekleyen kimler biz anlamadık diyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bir cemaate bakıyor, ağzını açmıyor. O zat sesim duyulmadı mı diye bir daha soruyor. Aynı tavır. Bir daha soruyor üçüncüyü, aynı tavır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberden iniyor. Yeşil elbiselerle birisi koşa koşa geliyor böyle. Hazreti Talha Efendimiz. Diyor ki o soruyu soran adamı çağırın diyor. Soruyu soran adamı çağırıyorlar. Diyorlar ki o sözünde sadık bekleyenler hiçbir rüzgarın değiştiremeyen adam kim biliyor musun? İşte budur. Ve devam ediyor. Kim yürüyen bir şehit görmek istese Talha'ya baksın diyor. Şehidül hay. Yürüyen şehit. Yiğitlik demek ki böyle. Kibirli yürümek mi yiğitlik? Cık, o değil. Neymiş o zaman yiğitlik? Sözünde hep sadık. Beklemek yiğitlik değil mi? Gençken bir söz veriyoruz. Allah'ım hep önüme aç, senin için neler yapacağım. İhtiyarladıkça ne oluyor? Gidiyor. Ama nasıl gidiyor? Şimdi gençken mücahit ruhlusun. Allah'a söz üstüne söz vermişsin. Sonra Allah'ın sana ikram ettiği dükkandan, evden, şundan, bundan Allah'ın yoluna vakit ayıramıyorum diyorsun. Öyle değil mi? Niye şu dersleri kaçırıyorsun be adam desem şimdi?
dükkanı ayırıyorum, büyütüyorum, bir şey yapıyorum. Bu evrak mecbur, bu evrak mecbur diyeceksin. Hiçbiri de mecbur değil. Mecbur olan bu. Hep illüzyon, hep şeytanın aldatmaları. Hep tırıvırı. Yiğitlik neymiş biliyor musun? Bak ayet bize yiğitliği anlatıyor. Yedinde neysen, yetmişinde de verdiğin söze sadıksan yiğitsin. Bir gün canım sıkıldı, havlu attım. Bir gün canım sıkıldı, aman bir de şunun tadına bakayım diyenler, onlar yiğit değiller diyor. Bak ayet bunu söylüyor. Sözünde sadık bekleyenler diyor. 86 yaşında Ümmül Haram Kıbrıs'ta şehadeti yaşamış. Hala orada metfun. Neden? İşte yiğit onlar. 90 küsur yaşında Ebu Eyyub, az önce de konuştuk. Neden İstanbul'a kadar gelmiş? Sadıklar onlar, sözünde bekleyen onlar. Her canı sıkıldığında laf değiştirenler. Allah Allah. Öyle oluyor değil mi? Bir heyecanla giriyor. Bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Aradan bir ay geçiyor, diyor ki sıkıldık ya. Zaten bir tanesi de üstüne kalır. Ne olacak? Allah'ın davası ortada mı kalır? Ha? Yüklenecek bir hammal çıkmaz mı değil mi? Kendisi prenses. Allah Allah. Ahmet bu mu şimdi şablon? Bu değil mi? Öyle öyle bak. Halifeler dönemi ve Cemel vakası. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında sürekli Hazreti Talha, yani katıldığı bütün savaşlarda da var mı? Bütün savaşlarda var. Daha sonra Hazreti Ebubekir döneminde de aynı sadakatle bekliyor. Hazreti Ömer döneminde de aynı şekilde. Hazreti Ömer şehadeti yaklaşırken 6 kişilik bir şura heyeti seçiyor. Yeni halifeyi seçin diye. O 6 kişilik güvenilir şura heyetindeki bir kişinin ismi de Hazreti Talha. Abdurrahman İbni Avf başkanlığındaki o heyetin bir kişisi de Hazreti Talha. Daha sonra Hazreti Osman halife seçiliyor. Hazreti Osman'a da biat ediyor. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz halife seçiliyor. Hazreti Ali'ye de biat ediliyor. Ondan sonra olay başlayacak. Hazreti Ali Efendimiz neden halife seçilmişti hatırlarsınız. Hazreti Osman şehit edilmişti. Birileri yanına gelmişti. Hazreti Ali Efendimiz de demişti ki Bedir ashabının reyi olmadan, o şura heyetinin reyi olmadan, ilahir diğerlerinin reyi olmadan ben halife olmam demişti. O reyleri de toplamışlardı. Daha sonra Hazreti Ali'ye halife ol, halife ol, halife ol diye o arzularını dile getirenler bir süre sonra da gelip diyorlar ki Hazreti Osman'ın katili nerede? Hani nerede bu katil diyorlar. Halbuki katil kim biliyor musun? Kendileri. Kundakçı da onlar, itfaiyeci de onlar. Ya bir ayet var ya. Onlar biz ıslah edicileriz derler. Ama yeryüzünde bozgunluk çıkaran onların kendisidir diyor. Hatırladınız mı? Bak. Aynısı değil mi? Tam aynı oturmuyor mu? Hem Hazreti Osman'ın şehadetine bütün her şeyi yapanlar hem de diyorlar ki Hazreti Ali'ye hani Osman'ın katilleri de diyorlar. Bak Allah Allah. Derken bu büyük fitneden, Fitnetül Kübra geçiyor tarihte. Bu büyük fitneden öyle bir kardeş kavgası başlıyor ki bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz, öbür tarafta Hazreti Ayşe annemiz, Zübeyir bin Avvam, bak cennetle müjdeli, ve Talha İbni Ubeydullah, cennetle müjdeli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca yani 23 yıl içerisindeki şehit olan sahabe sayısı kaçtır biliyor musunuz? 327'dir. Bu Cemel vakasında şehit olan sahabe sayısını biliyor musunuz? 10.000'in üstü diye o kadar çok rivayet var ki. Bir tarafta Hazreti Ali, bir tarafta Ayşe, Talha ve Zübeyir. Bu kardeş kavgası başlamış bulunuyor. Hazreti Ali Efendimiz ne yapıyor başlamasın diye ama elinden gelmiyor. Ayrıntılarını Hazreti Ali dersinde işlediğimizden biraz geçecek, devam edecek. Tam o savaşın çok kızgın bir anında geliyor Hazreti Talha'yı buluyor Hazreti Ali Efendimiz. Hala yapıcılıkta devam etme çabasında. Halbuki Hazreti Talha Efendimiz nerede? Karşısında değil mi? Ama Hazreti Talha Efendimiz o cennetle müjdeli birisi. Hazreti Ali Efendimiz biliyor onun kim olduğunu. Ey Talha diyor, faziletlerini söylüyor. Sonra diyor ki ey Talha gel bitirelim bu kardeş kavgasını diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle şöyle söylemedi mi diye hatırlatıyor, hatırlatıyor, hatırlatıyor. Hazreti Talha'nın yüreği ısınıyor. Ne yaptım ben diyor ya. Ben diyor Ali'ye kılıç mı çektim diyor. Ben biatımı mı bozdum diyor. Çok üzülüyor. Daha sonra gerisin geriye dönüyor. Şimdi Hazreti Zübeyir Efendimiz savaşı terk etmişti ve şehit etmişlerdi hatırlarsınız. Hazreti Talha Efendimiz de savaşı terk etme kararı alıyor. Savaşın başlamalarının baş aktörlerinden bir tanesi olan Mervan İbni Hakem bunu kaldıramıyor. Diyor ki Zübeyir bıraktı savaşı. Talha da savaşı bırakırsa bu fitneler asla devam etmez. Çok kötü olur diyor.
ve Hazreti Talha dönerken zehirli bir mızrağı tam diz kapağının yanındaki kemikten saplıyor ve Hazreti Talha acılar içerisinde kalıyor. Gözü ne arıyor biliyor musunuz? Hazreti Ali'yi. Onu bulamayacak. Ama Hazreti Ali'nin bir askerine denk geliyor. Buraya gel diyor, buraya gel. Son nefesimde Ali'ye biatımı tazelemeden ölmek istemiyorum diyor. Ve Hazreti Ali'ye askerinin vasıtasıyla biat ediyor. O asker gidiyor Hazreti Ali Efendimiz'e anlatıyor. Hazreti Ali bunu duyunca nerede kardeşim diye Hazreti Hasan'ı da yanına alıyor, koşuyor gidiyor. Tam Hazreti Hasan Efendimiz bize tasvir ediyor. Diyor ki aldı o parlak yıldızların altında onun kanlı bedenini şöyle göğsüne bastırdı. Ve şunları söyledi. Ey Talha! Yıldız dolu gökyüzü altında seni böyle görmek beni ne kadar üzüyor bir bilsen. Sonra elleriyle defneder ve bize şu hadisi rivayet eder. Ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmişim. Talha ve Zübeyir cennette iki komşudur. Allah. Kabri Irak, Basra yakınlarındadır. Vefatından sonra da enteresan mucizeler olduğu rivayetlerde geçmektedir. Üç kez Abdullah İbni Abbas'ın rüyasına girer. Kabrime su bastı, yerini değiştirin der. Halbuki o bölgede su basması biraz zor bir ihtimaldir. Bunun üstüne 10 yıl sonra, o rüya vakasından sonra, yani vefatından 10 yıl sonra kabri açarlar. Bir de bakarlar ki hakikaten kabri su basmış. Dediği gibi kabrinin yerini değiştirirler, metfun olduğu yeri değiştirirler. Bir de bakarlar ki saçının teli ağırmamış daha. Teninden bir pul bozulmamış daha. 10 yıl geçmiş ama toprak o şehidin bedenini almamış. Ne yapmış? Muhafaza etmiş, öpmüş, koklamış. Toprak bile istifade etmiş. Bir tek taş kalpliler istifade edememiş işte. Bu sahabe efendilerimiz de. Taş mı olduk, ne olduysak artık. Hayatıyla ilgili birkaç önemli vakayı daha anlatayım. Boyalı ihram diyebilirsiniz başlık olarak. Hazreti Ömer devrinde hacca gidecekler. Hacca giderken de konaklamak için dururlar. Hazreti Ömer bir bakar ki Talha'nın ihramı renkli halde, boyanmış. Ey Talha! İhramın boyamasını istemezdi Resulullah, bilmez misin der. Normalde ihramın bir renk olması mübah. Ama o dönem boyama işini bitkilerle yapıyorlar ve bitkiler boyayla birlikte koku da bırakıyor. Yani ihramın kokulu olması uygun değil. Anlaşıldı mı? O yüzden Hazreti Ömer uyarıyor. Talha da diyor ki, ya Ömer ben boyamadım, yollar boyamış diyor. Şimdi Hazreti Talha çok hareketli. Bir yere gidiyor çallar boyuyor, bir yere gidiyor bitki boyuyor, bir yere oturuyor. O kırmızı toprak var ya o Mekke'deki, kırmızı toprak boyuyor, boyalı olmuş. Hazreti Ömer diyor ki, sen öylesin ki Talha ne yapsa doğru der, insanlar bunun yanlışlıkla olduğunu bilmez. Ey Talha, hadi git hemen ihramını yıka gel diyor Hazreti Ömer. Bu kadar hassas hayatlar yaşamışlar. Muhatta'da geçen bir mesele, infak diyelim. Onun hayatında Allah için vermenin yeri bambaşka. Zaten canını vermiş, o yüzden ne demişler? Yaşayan şehit demişler. Bir de canının yongası malını defalarca elden çıkarmış. Defalarca. Allah yolunda birkaç defa malını bitirene kadar infak etmiş Hazreti Talha. Bir gün Huneyn dönüşünde Numan Kuyusu denen kuyuyu yine Müslümanlar için satın almış ve bunların üstüne ona ne demişler? Talhatül Cevvat veyahut Talhatül Cud, yani cömert Talha demişler. Hazreti Ömer'in hilafet günleri canı çok sıkkın. Yatağa yatıyor, yatamıyor. Yatıyor, yatamıyor. Eşi kimdi? Süheda hanımefendi diyor ki, Allah Allah, cümleye bak ya. Ya Talha, canını ben mi sıktım diyor. Ne işler var ya, değil mi? Allah Allah. Biliyor ya, iman için koşturuyor yani. Onun canı sıkılsa üç kişiye yetişilmeyecek. Biliyor, biliyor bak. Ya Talha diyor, canını ben mi sıktım diyor. Olur mu diyor Süheda, sen saliha bir eşsin diyor. Ben Medine'de bir tarla, bir arazinin ticaretini yapmıştım. 700 bin dirhem para kaldı diyor. Kar. İnanılmaz rakamlar. Ben hala onu infak edemedim de acaba kenz mi ettim? O ayeti hatırladınız mı? Mühür yapılacak, ateş ateş basılacak diyor. Acaba kenz mi ettim, ben o parayı infak edemedim, bu benim uykumu kaçırdı diyor.
Allah. Nasıl iş bu ya? Nasıl iş söyleyeyim mi size? Bir hadisle cevap vereyim. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Dünyaya yapıyor, ahirete yapamıyor. Neden? Allah'a itimat etmiyor. Diyor ki Allah bana bir daha veremez. Ben malıma güveneyim, geleceğimi kendim garanti altına alayım. Yarın bir gün bir şey olur, Allah mı bana bakacak? Haşa. O yüzden cimri adamın özelliği nedir? Allah'a itimat, tevekkül sıfırdır onda. Üstümüzü alıyoruz değil mi? Üstümüzü alalım yani. Şunu demeyin, bende 700 bin dirhem mi var demeyin. Bende de tişört var. Bende de saat var. Hı? Nerede lazımsa. Hı? Bende de bugün yiyeceğim poğaçanın parası var. Öyle öyle var. Bu medrese ilk arsası alındığında böyle böyle alındı. Kimi yemek parasını biriktirdi. Kimi gitti sıkma börek aldı, annesini açtırdı, gitti sattı. Kimi kermese çıktı, karda kışta kaldı. Öyle öyle. Kimi saatini getirdi, kimi nişan yüzüğünü getirdi. O yüzden bereketli medrese burası. Elhamdülillah. O yüzden hayalhanem İstanbul'da o şekilde oldu yani ilk başlangıcı. Kimisi gocuğun üstünde tek muntunu getirdi yani. Şimdi o yüzden biri dese ki bende 700 bin dirhem mi var, o zaman kapatalım bu hikayeyi, bu meseleyi. Böyle olur mu? Kendine bakan yanı söyleyeceksin. Veremiyor musun? Tamam, şu hadisi üstüne al o zaman. Çıkmıyor mu elinden? Ha? Kazanıyorsun kazanıyorsun, hep dünyayı mı büyütmeye çalışıyorsun? Tamam al işte, buyur. Buyur hadis. Hadi biz desek, amalı yamalı cümle olur. Biz demiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Allah'a itimatı olmayan veremiyor. Veremeyince de kalpte ne oluşuyor? Nifak oluşuyor. İşte orada infak edeceksin ki kalbindeki Allah'a güvenle infak o nifakı sökecek. Nifakla infak taban tabana zıt iki kelime. Allah için infak edemeyenin kalbinde nifak oluşur. Ya biraz bahtiyarsa o adam, Allah bir imtihanla zaten elinde para bırakmıyor. Vuruyor hemen tokadı. Biraz bahtiyarsa Allah'ın ilgilenmesi bu şekilde yani. Çünkü adamın nefsi yapamıyor. Ama aynı nefsi cehennemde bunun hesabını da vermek istemiyor. Allah da yardım ediyor. Bir vuruyor. Ne yapıyor? Elde var sıfır. Vallahi Allah'ın sevdiği hususi kullarına ilgilenmesi böyle. Ama biz işte hakikati tam anlamayınca bunu da anlamıyoruz yani. Böyle ilgileniyor. Yoksa arka teker nereye gidecek biliyor musun sen? O arabayı devirene kadar durmayacak o arka teker yoksa. Bunlar hep görene tabii. Körene. Ebu Hureyre Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize bir hadis naklediyor. Cimri ile sadaka veren kimsenin durumu üzerinde, göğsünde köprücük kemiğine kadar zırhı bulunan iki kimseye benzer. İkisinde de zırh var. Cimri ve sadaka veren. İnfak eden kimse sadaka verdiği zaman üzerindeki zırh genişler. Parmak uçlarına kadar uzanır ve onun bütün hatalarını siler. Cimri kimse ne zaman sadaka vermek istese zırh biraz daha daralır. Kişi bunu genişletmeye çalışır ama yine de genişletemez diyor. Allah bizi Hazreti Talha meşrepli eylesin. Eşyanın mahkumu eylemesin, eşyanın hakimi eylesin. Eşyayı omuzumuzda yük eylemesin, eşyayı altımıza bırak, cennete bir yol eylesin. Bu dünyanın içinde eşyalar var mı? Var. Demek ki o da imtihan işte. İnşallah biz gitmeden önce eşyaları Allah yoluna göndeririz. Yoksa ne anlamı var? Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Allah razı olsun. Allah yolundan eylesin. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.